En Derine kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım, ben Ali. Bugünkü videoda sizlere makaralı sistemi anlatacağım. Makaralı sistem nasıl kuruluyor, böyle tekneleri uzak noktaya nasıl çekiyoruz, faydası nedir, bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz bizim teknemiz ileride duruyor, geride duruyor. Neden o kadar geri çekiyoruz? Şimdi limana çocuklar giriyor, yabancı uyruklu çocuklar daha çok giriyorlar, kaçak bir şekilde arkalardan, kayalardan sığışarak İçeriye giriyorlar. Bazen kapıda güvenlik olmuyor, bazen kimse olmuyor. Girip burada tekneleri kurcalıyorlar. Ne yapıyorlar? Geliyorlar buradan. Halatı tutuyorlar ve tekneyi çekiyorlar. İçine biniyorlar. Küreklerle oynuyorlar. Kürekleri kaybolan tekneler oluyor. Bakın mesela burada yanımızda gene bir tekne var. Kısa bir halatla bağlanmış. Kıyıya çok yakın. Yani halatı bir tane çocuk çekse bu tekne kenara geliyor ve içerisine biniyorlar. Ama bizimkinde öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada çocuk gelip bu halatı çekse bile bu tekne gelmez. Çünkü arkadan da bağlı. Diğer halatı tutup çekse bunu da çekemez. Çünkü bunların bir tanesi önden, bir tanesi arkadan kancayla, karabinayla bağlanmış durumda. Bunu nasıl yapıyoruz? Tonozunuzu attığınız yer önemli. Bunu biliyorsunuz, tonoz videosunda tonozun önemini anlatmıştım sizlere. Arka tarafta ben görüyorum, suyun içerisinde şamandıra var. O bir armut şamandıra. Bizimkinde de armut şamandıra var ama tonozumuzu o noktada attık biz. Armut şamandırasını bağladık ve halatı, uzun bir halat yaptık tek parça. Böyle şuna hiçbir şekilde bağlı değil arkadaşlar. Yani buraya sarıyoruz onu. Birazdan zaten göstereceğim nasıl olduğunu. Armut şamandıranın üst kısmında bir tutamak var. Görüyor musunuz? Böyle bir tutma yeri var. Böyle bir boşluk. Halatı onun içinden geçiriyoruz ve buraya kadar getiriyoruz. Bu halat bu şekilde tek parça arkadaşlar. Oraya gidiyor, oradan buraya geliyor. Bir tane bağlama alanı var. Bir yerden birbirine bağladık halatı ve bu sistemi kurduk. Şimdi bakın, şimdi tekneyi bu tarafa çekeceğiz. Şöyle kafadan sıkıştırdığımız halat bu. Şuymuş. Bunu çözüyoruz. Bu şekilde çözdük. Tekneyi rahatlattık. Ne oldu? Gene gelir mi? Gene gelmez. Çünkü bakın burada karabina var. Karabinadan da buraya kilit atmışız. Bunu buradan çıkarmam gerekiyor. Şimdi halatı şu şekilde şuraya şu şekilde geçirirsem bu tekneyi çekebilirim arkadaşlar. Halatı takip ediyorum. Bakın halatın bağlamış olduğum tekne ucunda bir karabina var. Halatı bağlamış olduğum uç kısma bağlamış olduğum, burun kısmına bağlamış olduğum halatı şu şekilde çekiyorum. Bakın ben şimdi bu halatı çektikçe tekne bize doğru gelecek. Şu an tekne bize geliyor. Bunun güvenlikli bir sistemi de var. Onu da anlatacağım. Bakın teknemiz geliyor arkadaşlar. Bunun bir faydası da var, yararı da var. Tekneye binerken daha kolay oluyor. Çekiyoruz. Çektikçe geliyor. Teknenin boyutu önemli değil. Ne kadar büyük olursa olsun bu sistemi yapabilirsiniz. Bakın teknemiz kıyıya yanaştı. Bıraktım halatı ve tekne burada duruyor arkadaşlar. Ben bu şekilde buradan tekneye rahatlıkla atlayıp binebilirim. Mesela diyelim ki arka kısmı bağlamıştık başka bir sistemde. Ön kısmı ayrı bağlamıştık. Teknenin ucundaki halatı çekiyoruz ve bıraktığımızda tekne geriye doğru gidiyordu. Mesela bazı tekneler de o şekilde bağlanıyor ama bu şekilde bağlarsanız tekneye binmeniz zor oluyor. Şimdi bu makaralı sistemde, bizde makara yok ama buna makaralı sistem deniyor. Herkes bu sistemi farklı yapabiliyor arkadaşlar. Kimisi halatı bağlıyor. Geri çıktığında halatı çözüp denize atıyor. Böyle halatın ucu boş kalıyor. Kimisi de benim gibi yapıyor ama ben bunu daha önce başka bir yerde görmedim. Tamamen kendi uydurma sistemine yapılmış bir şey. Bakın şamandıramız görünmüyor çünkü şamandıramız gergin. Bakın buradan halatı biraz gevşeteceğim. Bakın abla, halatı gevşetiyorum. Bakalım şamandıra, bak. Şamandıra gördün mü? Yüzeye çıktı arkadaşlar. Ben bunu o kadar gergin yaptım ki şamandıra suyun altında kalıyor. Bu şamandıra ne kadar büyük olursa o kadar iyi bu arada. Ne kadar büyük şamandıra kullanırsanız o kadar sıkı bağlantı yapabilirsiniz. Teknenizi o kadar sıkı arkada geride tutabilirsiniz. Şamandıranın üst kısmından, o boşluktan, halat geçirme yerinden halatı geçirdik. Buraya getirdik.
buradan döndük ve halatın diğer ucundan bağladık. Daha sonrasında teknenin düz durabilmesi için arka kısmında yine U mapalar var. Arka kısmında bir U mapa için bir karabina taktık. Arkadaki U mapaya yerleştirdik. Yakından göstereyim. Şöyle tekneye binelim. Bakın arkadaşlar, arkada U mapa var. Buradan bağladık. Halata geçirdik. Buradan döndük. Geldik. Şuradan yine bir tane karabina kenara bağladık. Yine halata bağladık. O halat devam ediyor. Burundaki mapa yerine yine bağlamış olduk. Şuradan gelmişken de bakalım teknemin içinde su var mı? Evet, biraz varmış. Atalım onu. Teknemiz otomatik çalışıyor. Bir önceki videoda bunu anlatmıştım sizlere. Otomatik olarak şamandıra kalktığında suyu boşaltıyor ama içerisinde az miktarda su kaldığında şamandıra düştüğü için suyu tam olarak tahliye etmiyordu. Şöyle biraz suyunu alalım. Bayağı bir yağmur yağdı akşam. Şu an manueldeyiz. Evet, suyunu boşalttık. Kapattık. Tekrar otomatiğe geçti arkadaşlar. Tekrar kıyıya çıkayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi size uç kısmını göstereceğim. Bakın ucunda burada yine karabina var. Halata bağlı ve halat bu şekilde devam ediyor. Bunun etrafında dönüyor. Şimdi ben bunu geri çekmek istiyorum. Şimdi burundaki halatı bıraktık. Arkadaki halat çekeceğiz. Şöyle. Bakın, çekmiş olduğum halat şu. Bakın, arka tarafta armut şamandıraya bağlı olan halatı çekiyorum ve tekne geri doğru gidiyor. Çok basit. Şuradan çekeceğiz. Tekne geri gidecek. Tabii ki bir elimde kamera olduğu için tek elle zor oluyor. Çift el kullandığımızda çok daha hızlı bir şekilde tekneyi yerine alabiliyoruz. Tekne yerine gidiyor arkadaşlar. Tonoz ne kadar uzaktaysa o kadar uzağa çekebilirsiniz. Tonoz ne kadar uzaktaysa o kadar uzun halat kullanmanız gerekiyor. Tavsiye ederim. Çok rahat edersiniz. En azından çocuklar teknenize ulaşamazlar. Tabii tekneyi ayarladık tonoza. Şimdi burada bir tane daha karabinamız var. Onu da göstereceğim. Geldiği zaman zaten teknenin yerine gittiğini anlıyoruz. Bakın burada bir karabina var. Bakın karabina, ben buraya göre ayarladım bunu. Bu karabina buraya geldiğinde tekne tonoza ulaşmış oluyor. Bu şekilde ben anlıyorum bunu. Karabinayı şuradan geçirdim. Tamam mı? Şimdi bakın tekne biraz oynuyor. Bunu sabitlemek için de şunu yapıyorum. Yine teknenin burun kısmına bağlamış olduğum halatı şurada direğin etrafına şu şekilde iki tur attırıp bırakıyorum arkadaşlar. Teknemiz dümdüz bir şekilde orada kalıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi buna kili sistem yapılabilir mi? Yapılabilir. Şöyle bir kıstırmaç, şöyle bir kıstırmaçla buraya demirciden bir şey yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Halatları kıstırıp kilitli bir mekanizma yaptırıp halatları kapatabilirsiniz. Bu şekilde bir sistem kurarsanız bu halat, bu kilit açılmadıktan sonra, kesinlikle kesilmedikten sonra tekneniz kıyıya çekseniz de gelmez arkadaşlar. Halatı kesmeniz gerekiyor ki tekne serbest kalsın ve size doğru gelsin. Makaralı sistem bu şekilde. Bunu başka türlü yapabilir misiniz? Evet, krom makaralar var. Bu denizdeki tonoz şamandıralarına krom mapa takarak krom malzemeden olanını takarak krom makara takarak
hem paslanmasını önlüyorsun, ya paslanmayan bir malzeme paslanmıyor ve aynı zamanda orada işte şamandıra ipi çektikçe şamandıra zarar görür mü, şamandıra erir mi, deforme olur mu diye düşünüyorsun. Suyun altında deforme olacağını sanmıyorum çünkü üzerinde büyük yük yok arkadaşlar. Yani buradaki halatı demirden çıkardığımızda halat boşta kalıyor zaten, tekne de boşta kalıyor. Gevşek bir şekilde çektiğinizde o halat armut şamandıraya sürtünmüyor, yani içinden geçiyor. Ama siz böyle sıkı bir şekilde tekne tam yükteyken halata asılırsanız, tabii ki armut şamandıra da gerildiyse armut şamandıranın halatı geçirmiş olduğunuz yerini yavaş yavaş deforme edecektir ve orayı yaralayacaktır. Onun için gevşek bir şekilde çekerseniz sıkıntı olmaz. Ama makara kurmak istiyorsanız yine dediğim gibi armut şamandıranın bağlama kısmına bir tane krom bağlıyorsunuz. Krom makara bağlıyorsunuz, içerisinden halatı geçiriyorsunuz ve siz her halatı çektiğinizde krom makaranın içerisindeki bilye dönüyor ve halatı size doğru veriyor. Bir kolaylık sağlar mı? Yani sağlayacak kolaylık budur. Bundan daha fazla akışkan olmaz. Buraya da krom makara bağlayabilirsiniz. Hani içinden geçirip çekebilirsiniz veya buraya kollu bir şey takıp tekneniz çok büyükse, işte 6 gross ton, 10 gross tonsa buraya kollu bir vinç takabilirsiniz ve onu çevirerek teknenizi kenara çekebilirsiniz ve bırakıp boşa alıp tekrar diğer ters yönde sarıp tekrar teknenizi geriye gönderebilirsiniz. Bu şekilde kullanırsınız. Ben bu şekilde kullanıyorum ve çok memnunum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Armut şamandıramız hiç deforme oldu mu bu sistemde? Olmadı arkadaşlar. 6 yıldır ben bu şekilde kullanıyorum. Buradaki kullanma sürem biraz daha kısa ama diğer limanlarda da farklı teknelerimiz var. Biliyorsunuz söylemişim başka videolarda. Oralarda da yine aynı sistem kullanıyorum. Yaklaşık 6 yıldır, belki 6 yılda geçti. Herhangi bir kesilme olmadı. Onlarda da armut şamandıra kullanıyorum küçük. Ama dediğim gibi şamandıranız büyük olursa teknenizi daha sıkı sıkıştırabilirsiniz. Daha sık bir bağlantı yapabilirsiniz. Şamandıra tabii ki büyük olacak ama aşağıya tabii ki küçük tonozlar atmamanız gerekiyor arkadaşlar. Uyarıyorum, hani diyordum ya küçük tonozlar atılıyor diye. Bakın arkadaşlar, bakın bunu tonoz olarak yapmışlar. Bakın ben böyle elimle kaldırıyorum bunu. Sizi taşıyan bir tekne bunu alır götürür sevgili dostlarım. Tonozunuz ağır olsun, beton olsun, sağlam olsun. 300 kilodan aşağı tonoz dökmeyin. Üzerine de güzel bir şamandıra takın. Çok daha ne kadar uzağa atabiliyorsanız o kadar uzağa atın. Makaral sistem yapın. Teknenizi kıyıdan uzaklaştırın. Böyle yakınlara teknenizi bağlamayın. Teknenizi güvende tutun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.